Beyler bayanlar selamlar. Yeni bir proje ile daha yeni karşınızdayım ve proje bu sefer poligon ağında, yani geçen sefer Niftlik'te gibi Ethereum ağında yüksek fiillerle uğraşmayacaksınız. Ve diğer play to earn oyunlara göre birazcık daha farklı, biraz daha aslında stake ve asset üstüne odaklı bir proje ve sonraki kısımlarında da birazcık daha farklı şeyler getirecekler. Neler mi getirecekler? Hadi gelin şimdi başından itibaren inceleyelim. Öncelikle projemizin ismi Planet IX. Aslında IX değil de roman rakamıyla 9 anlamına geliyor. Planet Line ya da Planet 9 arkadaşlar, Türkçe direkt söylersek. Peki ne yapıyoruz bu projede, bu oyunda? Öncelikli olarak bir Medium yazısından arkadaşlar başlayalım. Game Objective zaten burada da oyundaki esas amacı söylüyor bize. Ne mi bu esas amaç arkadaşlar? Bir landler satılıyor ve bu landlerden olabildiğince elde etmek. Neden olabildiğince elde etmeye çalışıyoruz. Hatta alatlarda şuradaki beşgenlerden gördüğünüz üzere arkadaşlar, normal tipik aslında diğer metaverse projelerine de yer alıyordunuz ya. Bunda da ona benzer yer alıyorsunuz ve bu aldığınız rentleri bölge olarak oluşturup daha sonrasında da oyunun token'ından, ödülünden kazanabileceksiniz. Ama bu kazanmanın da farklı çeşitleri var. Neyse, onu birazdan zaten. Daha detaylı olarak da aslında Pistek'ten bir bakalım arkadaşlar. Nice to meet you vesaire diyor. Takım kendini tanıtıyor. Bu arada buraya girip tüm takımın kendisine de bakabilirsiniz. Hatta şuradan bir tanesini açalım. Esas çalıştıkları şirket neresiydi? Nibiru diye bir şirket arkadaşlar. Girip kendiniz de bu kısımları araştırabilirsiniz, görebilirsiniz. Neyse, bizi ilgilendiren esas yere doğru geçelim. Esas amaçları ise Web3'ü, bu blockchain'i aslında oyunla birlikte tüm dünyaya öğretmek, bir aracı olmak vesaire gibi bir mottoları var, vizyonları var arkadaşlar. Peki şu ana kadar ne yapmışlar? Daha öncesinde 320 milyon tane NFT satmışlar. Lan bu kadar NFT ne oluyor vesaire derseniz, evet biraz fazla NFT satılıyor, satılmaya devam edecek. Fakat bu enflasyon yaratıyor mu? Aslında yaratmıyor, çünkü oyunun içeriği bu şekilde. Birazdan daha detaylı neden böyle olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bir ara Depradar'da ilk 5 sıraya kadar girdi, hatta en üst 3 sırada poligon ağında işlem yapılan sıraya girdi vesaire. Neyse, ne demiştik? Lentler alıyoruz arkadaşlar ve bu lentlerin de her NFT'de olduğu gibi bazı çeşitleri var. Ve Pix adı verilen bu lentleri arkadaşlar başka oyunculara da satabiliyoruz. Evet, bizim esas noktamız, ana hedefimiz şimdilik burası olacak. Bu Pix'leri peki nereden alıyoruz? Her pazartesi günü belli bir miktarda satılıyor arkadaşlar. Sürekli her an satılmıyor, sadece pazartesi günleri. Arada tabi bazı ekstra farklı dropları da oluyor. Onun dışında genel olarak her pazartesi satılıyor. Ve siz daha sonrasında bu aldığınız rentleri istediğiniz an başka oyuncuya satabiliyorsunuz. Oyunun ikinci kazanma kısmında da bu rentlerin içinde atık toplayacağız. Dronlarla birlikte atık toplayacağız. Ve bu dronları biyomodüllere dönüştürüp bunları da rentlerdeki facility'lere yerleştireceğiz. Yani aslında siz bu biyomodülleri, enerjileri ekstra bir token olacak, ikinci bir token olacak ve tekrardan satabileceksiniz. Oyunun ikinci kısımdaki play to earn'ü amacı tamamen bundan oluşacak. O yüzden ne kadar fazla landiniz varsa o kadar da yine daha fazla kazanç anlamına gelecek. Ve son olarak da bir roadmap'a bakalım. Aslında şuradaki daha basit bir roadmap'i var arkadaşlar. Geçen senenin sonlarında direkt launch'ı verdiler. Bu çeyrekte arkadaşlar normal staking'leri açtılar ve içinde bulunduğumuz çeyrekte de Play to Earn ve Impact to Earn adı altında, aslında ikisi de Play to Earn ama açacaklarını söylüyorlar ki drone satışı daha yeni gerçekleşti. Bir sonraki kısımda ise NFT crafting olacak. NFT crafting'de de büyük ihtimalle yine token yaktıracaklar arkadaşlar. Birazcık daha basit düzeydeki bir roadmap'ti. Şuradaki roadmap'e bakacak olursak çok daha detaylı. Biz hangi aşamadayız? Şuralardayız arkadaşlar. Drone upgrade'i gelmek üzere demiştim. Satış gerçekleşti demiştim. Bir sonraki aşamada da biraz önce söylemiştik ya, facility'ler olacak. Bu facility'lere aynı zamanda daha sonra upgrade edebileceğiz. Yeni token çıkacak. Onlardan satış olacak. Yani projenin belirli bir süresi daha var arkadaşlar. Peki ya, bu kadar dedik. Land token kazanacağız vesaire. Gelin şimdi bir de token'a bakalım. Şu anda 1.20 gözükse de aslında İlk hype'ını Şubat'la Mart ayı arasında yakalamış durumda. Ama daha sonrasında da düzenli olarak aşağıya doğru düşüyor. Peki biz zaten token çıkartacak mıyız? Hayır arkadaşlar. Token nasıl kazanılıyor? Ne oluyor? Şimdi gelin bir de oyundan bakalım. Şimdi birincisi campaign modu var arkadaşlar. Bu campaign modunda hemen şurada C-Ranks diyelim. En çok skora ulaşan ilk 100 kişi kazanıyor. Bunun için de tabii ki
çok daha yüksek miktarda yatırımlar gerekiyor. Bir sürü lendiniz olacak ve bu lendleri grup haline getireceksiniz. Ve bu sayede sıralamaya girebilirseniz kazanacaksınız. Bu bizim için kolay mı? Değil. Bir de burada hemen bir parantez açalım. Ya nasıl grup haline getiriyoruz dersek, arkadaşlar lend aldığınızda size bir tane beşgen veriyor. Hatta oyunun nasıl oynanıldığı kısmındaki bir guide'a da geçelim, rehbere geçelim. Şu başları geçiyorum zaten. Nasıl kayıt olursunuz? Oyunun token'ı, işte haritasını zaten bakmayı biliyoruz arkadaşlar. Oyun içindeki marketplace'i birazdan zaten göstereceğim. Land 5'gen aldığımızı söylemiştik ve biraz önce hani parantez açıyorum dediğim yere geçelim. Burada da aldığınız landleri bir yandan da grup haline dönüştürebiliyorsunuz. Normalde tek NFT'niz olduğu zaman şurada sağdaki kısımda rarity'ler arkadaşlar. Outliers aslında common'ın da bir altı. Common'ın da bir altı varmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Neyse. Bunlardan eğer elinizde birer tane varsa normal single NFT'niz olduğu anlamına geliyor. Bu NFT'leri grup haline dönüştürdüğünüzde ise kazanç daha fazla artıyor. Bir sıralama için kapışabiliyorsunuz. Oradan kazanıyorsunuz. Biraz önce söylemiştik ama bu kısım aslında çok önemli değil bizim için. İkinci kısım, bunların da stake kısmı açılacak ve daha büyük territory'ye, bölgeye sahip olanlar daha fazla kazanacak. Peki nasıl mı bölge yapıyoruz? Elinizde iki tane NFT varsa 2 ile 9, bu arada nadirliği yükseldikçe gerekli olan NFT sayısının da yükseldiğini zaten katlayan olarak görebilirsiniz. Eğer elinizde iki tane outliers varsa yan yana koyduğunuzda o beşgenlerin bir araya gelmesi gerekiyor. O zaman cluster'a dönüyor. Eğer 10 tanesini aynı şekilde yaparsanız araya oluyor. Diyerek katlanarak artıyor. En büyüğü de domain oluyor arkadaşlar. Legendary'de domain yapmak için ise toplamda 1000 tane gerekiyor. Outliers'ta 200 tane. Hep zaten 5 katı büyüklüğünde olduğunu görebilirsiniz. Tabi aradaki nadirliklerde de fark ediyor arkadaşlar. Peki kafanızda bir şeyler canlandı mı? Büyük ihtimalle şimdilik hayır. Peki bunu size nasıl canlandırabilirim? Tabii ki görsel olarak bununla ilgili de bir rehber hazırlamışlar. Hemen zaten biraz önce baktığımız yer videoda burada. İleriye doğru götürünce neredeydi? Ha, buradaydı. Biraz geriye gitmemiz gerekiyormuş. Bu arada beşgen 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 deyip duruyordum. Altıgen, pardon, yanlış söyledim. Zaten beşgen olsa böyle olmazdı. Bu altıgenleri yan yana getirdiğinizde bu sadece bir örnek. İlla bu şekilde yapmanıza gerek yok. İsterseniz 3, 4, 5, 6, 10 tanesi böyle sıralı olur. Daha sonrasında da diğerine yine farklı sıralı şekilde ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde yaptığınızda bölge oluşturuyorsunuz. Bu bölge ne anlama geliyor? Bunu ben niye bu kadar üstünde durdum? Çünkü arkadaşlar hem bu sıralamaya girmek isteyenler hem bölgesini büyütmek isteyenler gelip sizin lendinizi satın almak istiyor. Siz paket aldığınızda, bu arada paket satışında nasıl olduğunu bir göstereyim, ondan sonra devam edeyim. Paket satışları burada gerçekleştiriyor. Gravity Great kısmında. Şu kısım arkadaşlar sadece çekilişler için geçerli. Buradan alamıyorsunuz. Alttaki kısımları takip etmeniz gerekiyor. Özellikle lentler şu zaten gördüğünüz altıgen şeklindeki değişik şekildeki yerden satılıyor ve hepsinin de tarihini aşağıdan sol dağıt tarihlerini kendiniz görebilirsiniz. Ve bunları satın alırken de arkadaşlar hepsi farklı bölgede satılıyor ve belirli bir miktarda satılıyor. Anlamadığım burada bir nokta var. Neden böyle yapıyorlar? Çok emin değilim ama bana şu şekilde bir dönüş oldu. Aldığımız bu eşyayı standart ya da express olarak teslim süresini seçebiliyoruz. Express de daha pahalı bir fiyat ödüyoruz. 10 dolar ödüyoruz. Örneğin standartta ne kadardı? 5,5 dolar. Express de hemen kısa sürede teslim edilirken standartta ise daha uzun süre, 2 hafta kadar beklememiz gerekiyor. Şimdi bu fiziksel bir ürün değil, dijital bir ürün neden böyle diye sorduğumda herhalde bunun için likidite ekliyorlar ya da bir ayarlamasını mı yapıyorlar emin değilim ama bu aradaki fark da bu şekilde, en azından öğrenmiş olduğum kadarıyla sizlere aktarayım. Peki ne çıkıyor bunların içinden arkadaşlar? Şuradaki pack size'ı baktığınızda zaten kendiniz de görebilirsiniz. İçinde kaçar tane land çıktığını kendiniz inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Mantıklı olan kısmı ne? Şimdi hemen oraya geleceğim. Buna harcadığınız miktar yaklaşık 5,5 dolar. Hemen şuradan ben size tekrardan game'e geçeyim. Bir yer daha hemen göstereceğim. Net Empire kısmından da tüm bölgenizi, inventörünüzü, her şeyinizi buradan yönetiyorsunuz. Şimdi bizim burada bakacağımız yer neresi? Explore arkadaşlar. Explore'a girdikten sonra hemen şurada zaten fiyat olarak düşükten yükseğe doğru sıralar var. Sold. Son zamanlarda satılmış olanlara bakacağız ve bir hesap yapacağız sizle birlikte. Hemen karşımıza çıkan yerde hayvan gibi bir kaç tane sıfır olduğunu okuyamadım. Bir miktarda bit yapılmış. Bir video orada kısıt. Lan bu ne? Bu doğru mu diye bakmak zorunda kaldım arkadaşlar. Konuşamadım bile şimdi hatta. Neyse.
burada önemli olan kısım neresi biliyor musunuz? Recently sold kısmında Fuller fiyatlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Fuller 5, Fuller 1.5, Fuller 1.8. Genel olarak daha da düşelim. Direkt birden hesaplayalım, tamam mı? Sizin elinize bazı NFT'ler, lentler gelecek ve minimum bile satabildiğinizi düşünün. Burayı gördüğünüze göre tekrar dönelim ikinci kısma. Neydi? Bu droplara bakalım arkadaşlar. Hemen geldik. Biz ne kadar ödüyorduk? $5.5 ödüyoruz ve elimize yaklaşık olarak 15 tane, hatta yaklaşık değil tam 15 tane land geliyor. Bunların hepsini birden satsak bile bu ne anlama geliyor arkadaşlar? 15 XT'ye de 1.20 değil daha da aşağıya düşsün. Direkt $10 anlamına geliyor ki elinize daha rare de çıkacak ki eğer doğru yerde başkasının bölge yapmaya çalıştığı yerde bir land gelirse siz onu 100, 200, 300 hatta daha yüksek fiyatları da satabilirsiniz. Evet, bizim şu anki kazancımız burası olacak. Pazartesi günleri dropları kovalayıp arkadaşlar buradaki packlerden satın alarak düzgün yerde çıkmasını dua edeceğiz. Eğer kötü yerde çıkarsa kimse de almayabilir. Bunu da unutmayın. Böyle bir riski olduğunu da bilin arkadaşlar. Düzgün bir yerde başkalarının da almak istediği şekilde çıkarsa çok güzel bir şekilde sadece al sattan hiçbir şey yapmadan para kazanabiliyorsunuz. Bir de şimdi diğer kısımları inceleyelim. Zaten campaign'in ne olduğunu gösterdim. Net Empire'da hatta teker teker göstereyim. Biraz önce Explore'u söylemiştim. Inventory sizin çantanızı gösteriyor. Manage Territory'de arkadaşlar kendi territory'nizi yaratabiliyorsunuz ya da daha önce yaratmış olduğunuzu inceleyebiliyorsunuz. Bende şu anda yok ama alıp bir an önce yapacağım. Bir sonraki pazartesi gününe kaldı artık. Bu pazartesiyi kaçırdım. Daha sonrasında satın almak istediğim yerlere eğer bir teklifte bulunduysam bit buradan bakabiliyorum. Bana gelen teklifleri buradan inceleyebiliyorum. Listelemelerimi kontrol edebiliyorum. Favoriyi aldıysam buradan bakabiliyorum. Daha önceki ticaret geçmişime buradan bakıyorum. Ve almış olduğum paketleri buradan görebilirim. Yani özetle Net Empire tamamen bu land, al sat, kontrol ve bölge yönetimiyle ilgili. Zaten pack drop'un nasıl olduğunu göstermiştik. Hatta burada göstermedim. Diğer kısmı da tekrar değinelim. Kargo drop arkadaşlar. Kargo drop da hani biraz önce söylemiştik ya bu atıkları toplayacak dronlar diye. Drone ile ilgili satış buydu. Bunun da hepsi tükendi bitti arkadaşlar. Geçelim şimdi bir de diğer kısma. Burası da düzenli olarak çekilişlerin gerçekleştiği yer. Eğer bilet alırsanız buradaki çekilişlere katılabiliyorsunuz ve karşında da yine size NFT veriyor arkadaşlar. Oyunla ilgili o son drone kısmı demiştik ya yine. Droneları da buradan görebiliyorsunuz. Drone progress eğer elinizde varsa burası biriktirici birikiyor, biriktirici birikiyor ve belli bir miktarda waste topluyor, atık topluyor ve daha alt kısmında da tüm dünyada artık ne kadar toplandığını görebiliyorsunuz. Oyunla ilgili genel olarak kazançlar bu şekildeydi. Bir kazanç yolu daha var ama o aslında oyun değil ama yine de değinelim. Ne oyunun kendi token'ı stake yaparsanız kazanabiliyorsunuz. %50'ye kadar şu anda APY'si var arkadaşlar. Tabi bunun katlayanı ne kadar süre yatırdığınıza göre değişiklik gösteriyor. 12 aylığı 4x iken 6 aylığı 2.5, 3'lü 3 aylığı 1.5, 1 aylığı ise direkt 1x veriyor. Uzun süreli yatırmayı planlıyorsanız da mutlaka token'ın düşüşünde hesaba katın arkadaşlar. Kar edeceğim diye şuradaki düşüşler daha sonrasında zarar etmeyin mutlaka. Kendi araştırmanızı yapın bu konuda. Bir de bu projeyle ilgili çok yakın tarihte hatta ne kadar kaldı şimdi ayın 7'sine girmişiz. Bir hafta sonra arkadaşlar ayın 14'ünde bir satış olacak ama bu satış diğer bu oyunlardaki gibi lens satışı değil. Bu birazcık daha aslında neredeydi yanlış yere tıkladık. Whitelist ya da roll batch aslında direkt roll olarak düşünebilirsiniz. 50 bin tane satacaklar. 50 bin evet bayağı yüksek bir adet ama bundan başka hiçbir şekilde başka satışı olmayacak. Ve bu batchlerde rollerde 3'e ayrılacak. Şuradaki renklerinden de görebilirsiniz. Gold, silver ve bronze olacak. En yükseği tabii ki de gold arkadaşlar. Sonra silver, sonra bronze geliyor. Şurada da zaten söylüyor. Peki ne işe yarayacak? Eğer oyunu düzenli oynamak istiyorsanız ben o tamam bu oyunu sevdim, bölge kuracağım, net bir projenin içinde yer almak istiyorum diyorsanız o zaman lazım. Çünkü bu size aslında early adapter statüsü verecek, rolü verecek. Diğer projelerden de bilirsiniz early adapter olduğunuzda ya satışlara erken katılabiliyorsunuz, özel sizlere açık satışlar olabiliyor. Aynı zamanda ekstradan indirimli discount'ı alabiliyorsunuz. Bu size erken erişim ya da özel bir rol verecek. Denemesi tamamen size ait arkadaşlar. Dilediğiniz kadar deneyebiliyorsunuz. Bir sınır yok.
bir cüzdan işte bir adet vesaire gibi bir limiti yok. Rastgele silver, gold, bronzdan bir tanesini veriyor. En değerlisi gold'unu çıkartırsanız belki bunu OpenSea'de bile satabilirsiniz. Bu satışa katılmayı düşünürseniz ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle fiyatı 0.03 Ethereum, 50-60 dolar civarında olacak. Fakat buna katılabilmek için mutlaka şu biraz önce gösterdiğim yer neredeydi? Hemen buradaydı. Buraya minimum kendi token'ından 10 adet stake'lemeniz gerekiyor. O da şurada yazıyor. Kendiniz de görebilirsiniz. Minimum 10 EXT'nin stake'lenmiş olması gerekiyor. Eğer bunu stake'lemezseniz de satışa katılamıyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki land satışında land almayı deneyeceğim ve landler benim elime ulaştıktan sonra bakalım nerede çıktı? Satabilecek miyim? Satamayacak mıyım? Ne olacak? Eğer satabilirsem o tamam. Bunda güzel kazanç oldu diye ikinci videoyu da sizlerle birlikte paylaşıyor olacağım. Neyse bakalım. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.